Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Celtic Varlık'a soyumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zor zorlukta gece 22'den kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ve siz like babanı unutmayın. Evet. En son hatırlarsınız arkadaşlar, çünkü önemli sözlerimizi, girişimizi yaptıktan sonra Stonegate az kalsın ölüyordu. Evet, öyle bir olay var. Stonegate az kalsın ölüyordu ve son anda gece bittiği için kurtardıydık yani paçayı. Stonegate hayata döndü yani. Ya hayata döndü derken ölmedi. Yoksa gece bitmeseydi yani, ya da bir 5-6 saniye sonra gece bitseydi. Hatta 5-6 bir saniye bile değil, 200 saniye sonra gece bitseydi Stonegate ölmüştü yani, mefta olmuştu. Şimdi ben bir şey fark ettim. Benim bir tane Spartan'ım ölmüş arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benim 6 tane Spartan'ım vardı. Şimdi bana yalan söylemeyin. Öyle bir olay oldu arkadaşlar. Evet, öyle bir şey olmuş. Neyse, biz saldıralım arkadaşlar. Stonegate'ın canı iyileşsin diye ben savunmada kaldım. Şimdi ya bundan sonra da arkadaşlar aynı şekilde Stikvar 3'ün videosu gelecek. Yani pazar gününe kadar biz Stikvar Legacy 3, biz Stikvar Legacy 3 ne abi? Biz Stikvar Legacy, ya mesela bundan sonra Stikvar 3 videosu, biz Stikvar Legacy, biz Stikvar 3, sonra biz Stikvar 3, biz Stikvar Legacy. Yani böyle bu Stikvar Legacy'deki işte zorlukla tamamlayana kadar böyle. Sonra işte Minecraft'ta devam edeceğiz muhtemelen, öyle bir şey yaparız ve Stikvar 3'e de güncelleme geldi arkadaşlar. Bundan sonra da ayrıca güncelleme videosunu olacak bir nevi de. Güncellemeyi göstermiş olacağım. Sürpriz olsun yani. Hani bu videoda söylemeyeyim. Sürpriz olsun. Başka ne diyecektim? İşte yeni bir seriye başlayacağız arkadaşlar. Aklımda bir yeni seri var. Minecraft'ın yanında gelecek bir seri. Onu da çekmeyi düşünüyorum. O da gerçekten çok güzel bir oyun yani. Yani ben seviyorum. Yani sevdim oyunu da çekiyorum zaten yani. Sevmedim oyunu zaten niye çekeyim abi? Zevk sonuçta çekeceğim oyun. Güzel bir oyun olsun yani bana göre. Ya tamam. Evet, bunlar da burada altın okçularımız, sevin okçularımız falan. Şimdi ne yapalım? Yükseltmelerden. Ha, zaten yapacak bir şey kalmamış. İyi, güzel. Kılıçlıyı verelim arkadaşlar o zaman. Ve arkadaşlar bu videodan ya da bu videoda söyleyeyim, o görev videosunda da söyleyeyim. Bu videoda arkadaşlar, bu videonun altına Stikvar Legacy'ye gelmesini istediğiniz görevler moduna gelmesi istediğiniz bir göreve yazın arkadaşlar. Onu en kısa yani gelecek görev videosunda, işte cuma günü gelecek görev videosunda da söylerim aynı şekilde. Stikvar Legacy'nin görev moduna nasıl bir görevin gelmesini istersiniz ya da yani nasıl bir görevin gelmesini isterseniz yorumları yazın. En sevdiğiniz görevi de yazabilirsiniz. Yani kaçıncı görev mesela, kaçıncı görevi en seviyorsun, onu da yazabilirsiniz yani. Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Bence arkadaşlar final bu olsa, kapıştığımız bir görev olsa çok güzel olur. Ya da ikinci istediğim bir görev türü de şeklinde mesela tüm bosslara kapıştım, işte Stonegate, final boss, Sky Rider falan, ama bunlara karşısında bize de çok iyi bir şeyler yönlendirecekler yani, bize de çok şey, güzel şeyler getirecekler, bizden de askerler gelecek, bu bonus görevler ya yani, o mu görev özel, biz de çok güçlü olacağız, o da bayağı büyük bir savaş gibi, iki türlü. Ama yani final bossa savaştığımız bir şey olsa, görev olsa harbiden çok güzel olur yani. Ben öyle bir şeyin gelmesini açıkçası isterim yani. Ne istemeyeyim abi, güzel bir şey olur yani. O yüzden güzel olur bence. Şimdi zaten yani bildiğiniz üzere görevler tekrarlanıyor yani. Her zaman tekrarlanıyor ve biri bana zehir attı, tamam mı? Büyücüye bir koydu ağzına abi. Öyle bir koydu ki yani, böyle bir koymak yani. Ya abi Allah aşkına. Ya sırf şu aptal için bekliyoruz ya vallahi. Çok güzel. Artık daha başka bir şeye başlayacağım. Bunlar nereye kadar gidebilirse gitsin arkadaşlar. Ve ya biz hiç şey zor zorlukta oynuyoruz ama zor zorluğunu arkadaşlar, yani zor moduna gelen zorlukları ben farkını anlayamadım. Evet, bir şeyler dedim orada, bir yeni bir dil ürettim biliriz. Yani bir farkını anlayamadım arkadaşlar. Yani zor zorlukla normal zorluğun aslında ben bilmiyorum, bir fark vardı ve bayağı geç geldi. Bir şey değil mi? Yani bana en geç geldiği zaman arkadaşlar, yani şey zombi Spartan ölü ilk kez bana bu kadar geç geldi. Ve bu yani
Yani rekor bile olabilir yani. Size en geç kaç geldi arkadaşlar? Onu da yorumuna yazabilirsiniz. Abi bana en geç 15-16'da gelmişti bu. Bayağı ben de diyorum yani hiç de haberim yok yani bu geldi gelmedi mi? Vay 24. gecede daha geldi ya. Çok geç kaldı bu. Al işte şimdi bittik. Arkadaşlar bir geri çekilmemiz lazım. Vallahi bu ne abi? Arkadaşlar böyle bir şey yok. Büyücü ya abi bir git ya. Büyücülerimiz öldü. İki tane büyücümüz öldü abi. Böyle bir manyaklık yok ya. Arkadaşlar olanı görüyor musunuz? İki tane büyücümüz öldü. Oo bu gece bu video sonumuz arkadaşlar. Ya zombi modunda Sigfar Legacy bir anda böyle geliyor ya. Hani bir anda böyle sonumuz geliyor. Yani çok iyi durumdayken bir anda çok kötü duruma düşüyorsunuz. Tamam arkadaşlar 26 falan son olsun ya valla. Abi ata basın can ver abi yürü git ya gece bitti o zaman ata algıladı daha ben ne anladım ki bu işten ya neyse abi o zaman kılıç şey verelim arkadaşlar bu video sonumuz evet bir şey basmayacağım ya bu hiçbir şey basmayacağım ne zaten nereye kana girebilse gitsin evet zor zorlu da oynamış olduk arkadaşlar ben Faryx Dawn diyordum ya bir şey dedim dev geldi zombi dev ilk kez geldi ve ilk kez geldi gece bizi bitirdi abi nasıl bir şeysin sen ya ölmüyor da çok can sıkıcı bir şey ya. Bir büyücümüz, bir devimiz, bir Spartanımız kalmış. Bu ne abi okçularla şu an iyiyiz yani. Hani. Bir şey fark ettim. Bu sefer mesela Spartalımız falan çok kötü oldu yani. Çoğu hepsi öldü neredeyse. Bir tane kaldı. Bu sefer okçuları kurtardık arkadaşlar. Okçular olsa hayatta kaldı fark ettiyseniz. Yalnız 400 ne kadar hasar hasar verdi var ya. Hatta ölelim aynen ya. Aynen. Çalış falan yaparız arkadaşlar. Oo sığır gibi, ayı gibi, ayı bunlar ayı arkadaşlar yani. Evet. Golden Archer'da onların şu an hayatta kalmaya çalıştı. Tamam, Merikler de gitti abi. Evet, şu anda okçuluğumuzun amansız savaşını izliyoruz. Evet son olarak bir tane okçum hayatta kaldı arkadaşlar. Bir artı hıp dedi ama yani bir şey fayda etmiyor abi bu. Arkadaşlar altın okçuyu da tam bir tane koydular öde be. Heykelimizi yıktılar arkadaşlar o zaman ne yapalım. Misyonlar diyelim abi misyonlar diyelim o zaman. Sadece kayra... Ha benim aklımda şöyle bir challenge var arkadaşlar. Aynen öyle abi. Benim 4 tane mi altın okçum var diye. Aynen tam da 4 tane şöyle biraz da alayım da. Şöyle bir challenge yapacağım arkadaşlar. Birincisi bir Stone Giant vs. Kyrader yapmıştık bir tane görevde. Onu tekrar yapacağım ama Stone Giant artı 4 tane altın okçu basacağım. Arkaya hemen şöyle görevlere hop gidelim arkadaşlar. Neredeydi abi? Kyrader. Aynen öyle. Ya internet kapalıyken oluyor. Bir değişik yani internet kapalıyken oluyor aslında. Hangi zorlukta gireceğim diye soracak olursanız işte orada biraz kararsız kaldım. Hangi zorlukta girsek acaba? İnsane'e girelim ya. İnsane'e girelim arkadaşlar. Okçuları full yapalım. Hadi devi de full yapalım. Vallahi bilmiyorum. Yani son geldi alsayım gaza geldim. Devi de full yapayım yani. Durduk yere şey olmasın yani. O zaman ne yapalım? 5 altın okçu mu olsun? O zaman arkadaşlar. 5 tane altın okçu hadi ya. Çünkü Kyra'da da çok güçlü olacak. Zaten tam var abi. Arkadaşlar savaşa giriyoruz.
Şimdi challenge arkadaşlar bir tane Stonehand, arkaya 5 tane altın okçu. Challenge bu. Challenge bu arkadaşlar. Challenge'ımız bu. Tabii bunlar bayağı şey olacak, gaza geldi yani. Gel abi gel, şimdi saldır. Böyle bir şekilde Stonehand'ı şöyle geri ileri geri ileri diyerekten şey yapalım. Stonehand önünde durmasını sağlayalım ve evet. Kyrader is here dedi arkadaşlar. Allah. Şimdi saldıralım. Evet, bence güzel komut verdim arkadaşlar. Evet. Şimdi bakalım arkadaşlar, sadece Stonehand alamıyor ya bildiğiniz üzere. Bakalım şimdi Stonehand artı 5 altın okçu alabilecek mi? Yalnız bir şey değil, bug'a girdi. Ana! Bu biraz fail mi oldu ya? Arkadaşlar arkadaşlar Kyrader kör çıktı. Zaten kör de yani. Yani kaydet kayıyor abi. Hey ben buradayım ya. Arkadaşlar olanı görüyor musunuz? Bir dakika, ben bunu yeniden başlatacağım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Sayılmaz bu. Hatta 4 tane mi altın okçu olsun ya valla. 4 tane altın okçu, gerekse 5 tane altın okçu arkadaşlar. Çünkü challenge'ı tekrardan yapacağım arkadaşlar, kusura bakmayın yani. Ben affetmem abi. Elmas kasabilirsem kaçacağım. Yani oyun izin verirse kaçacağım arkadaşlar. Arkadaşlar daha demin olanı gördünüz mü gerçekten? Allah'ım yarabbim. Allah'ım Allah'ım abi. Allah'ım Allah'ım. Hatta defansta dursak ne olur ki abi? Gelsin. Tamam abi. Allah'ım inşallah Kyrader gene kör çıkmaz. Abi lütfen Stonehand'la kapış. Tamam hadi. Tamam şimdi kör çıkmadı, tamam. Bakalım şimdi alabilecek mi arkadaşlar? 120-120 vuruyor. Ya abi altın okçular da bayağı vuruyor ya. Biz insane'e girdik bir de yani. Bu insane zorluk abi. Altın okçular fazlasıyla vuruyor yani. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Stonehand şimdi basit bir şekilde aldı arkadaşlar. Yani normalde sırf Stonehand yaptığımızda alamıyorduk bildiğiniz üzere. Ama altın okçu alıp bir de altın okçuları full yaptığınızda, evet altın okçularla birlikte de Stonehand da artı altın okçu alabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Kyrader. Evet intikamımızı aldık. O zaman Stonehand'ımızı öldürmüştü. Biz onu öldürdük. Evet böyle güzel bir sahne çıkmış. Evet böyle de küçük bir challenge yapalım dedik. Yapalım dedim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, zannettim bu kazımı videomuz arkadaşlar. Zombi modundaki o zorlu challenge bir şey. Zorlu maceramız, zorluktaki maceramız bitti ve geçip bir challenge yaptık. Diğer videoda artık arkadaşlar çılgın zorlukta başladı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz takip abone olmayı. Bir dahaki videoda görüşürüz. Şimdi kendinize bakın. Bye bye.